Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Detaylı ve uzun bir giriş yapmadan hemen konuya girmek istiyorum. Ama önce biraz ortamı, yeri, zamanı belirleyeyim. Ee, New York'tayız. Çok soğuk. Çok 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 soğuk. Yani soğuk yetersiz kalıyor. Neyse, öyle bir kış günü. Ee, ben kendime bir hafta zaman ayırmışım. E, düşünülecek şeyler var, düşünülmeyecek şeyler var. E, uzaklaşırsam acaba özler miyim diye e, bir yere not edilen şeyler var ve özellikle de o kadar uzağa gitme ihtiyacı altında hani tamamen dünyanın bir ucu olsun ve hmm, hani saat farkı falan da olsun, biyolojik ritmim falan filan da değişsin diye. Neyse, ya giriş yapmayacağım deyip bu kadar detay girişini anlatmak. Ne diyordum? Çok soğuk bir gün. Ben yine e, bir insan daha üzerine ne giyebilir ki konseptli e, tasarım <laughs> kombinlerimi geçirmişim ve çıktım, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Azıcık yorulduğum zaman birazcık da ısınmak için e, durmak için kahve molası veriyorum. E, bu arada bana da çok iyi geliyor. Yani havanın soğukluğu da bir yandan üf ne giyeceğim ben şimdi kaç tane şey giyer ki insan deyip şikayet edermiş gibi yapıyorum ama insanı da böyle bir kendine getiriyor. Kahve almak için bir yere girdim. Siparişimi verdim. Ve e, kenarda kahvemin hazır olmasını bekliyorum. Bir yandan şey diyorum alıp hemen çıksam mı? yürüyerek mi içsem, otursam mı gibi böyle gerçekten hani dünyanın en büyük konusuymuş gibi ciddi ciddi otursam şöyle olur, kalksam böyle olur. Ha hazır oturmuşken şu maillere bakarım falan gibi hesaplamalar yapıyorum. Derken yanıma biri yaklaştı. Benden sonra gelip kahve siparişi veren biri. Ya böyle bir anda şey oldum. Ya hiç yabancı değil. Kim ki bu? Bu kim ya falan dedim. Bana döndü. Ah merhaba dedi. O anda kim olduğu böyle ışınlandı gözümün önüne geldi. Aslında tanıdığım biri değil. Benim her zaman gittiğim spor kulübünde genelde ben aynı dolaplara böyle duşa, e, duşa en yakın yere eşyalarımı koyarım. Bu kişi de benim yan dolabıma sürekli eşyalarını koyan biri. Yani ismimizi falan hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece arada merhaba merhaba selamlaşıyoruz. Bu kadar. Hiç ortak derslere falan da girmiyoruz. Yani aslında haftanın birkaç günü gördüğüm ama hiç tanımadığım biri. Tabii ki muhtemelen dünyanın bir ucunda karşı karşıya böyle alakasız bir ara sokakta kahve siparişi esnasında denk gelince böyle bir garip olduk. Benim onun zaten kim olduğunu algılamam çok uzun sürdü. Evet. Yani normalde çok muhabbetimiz falan da yok. Yani merhabadan sonra ne konuşacağız? Ama orada böyle ne haber falan gibi bir şeye girdik. Ee, hani böyle tatlı bir iyidir senden ne haber gibi gibi konuştuktan sonra e, benim de kendime o hafta verdiğim bir söz vardı. Ben her şeyden uzak duracağım. Yani bayağı böyle kendimle kalacağım, program yapmayacağım. Yani oraya kadar gitmişim hiçbir ne bir eğitim konferans bit bit Yani hiç hiç hiçbir şeye böyle zaman ayırmak istemiyorum gerçekten. buna da böyle bayağı sadık hissediyorum kendimi. Benim kahvem geldi, onun kahvesi geldi. Şöyle bir birbirimize baktık ve ben dedim ki, yani yanlış anlaşılma gibi olmasın, kabalık gibi de algılanmaz umarım ama ya benim kendimle yalnız kalmam lazım. Sırf burada karşılaştık diye yani birlikte bir masaya oturmak zorunda değiliz, değil mi? Gibi böyle. Yani içeriden nasıl utanıyorum ama dilimden dökülenleri de tutamıyorum. Ya bir önden çıkıyor zaten düşünmeye fırsat kalmadan. Böyle bir basit bir şey gibi. Yani böyle bir taptı bir şey gibi söyledim. E, o da sağ olsun çok anlayışa tabii ki ya. Olur mu öyle şey lütfen falan dedi. E, zaten o alıp dışarı çıktı. Ben de masaya oturdum. Ya bayağı bir süre e, şey ödedim Yani ya bu yaptığımda hani bir şeye de yapışmak bu kadar olur mu yani karşına biri çıkmış sonra dedim ki ya sonuçta arkadaşım değil hala adını bilmiyorum oturup aynı masayı paylaşmak zorunda değilim falan gibi içim içimi yedi ama dedim ki neyse oldu bitti ne yapayım ismini bile bilmiyorum telefonu bile yok yani arayıp özür dileyip ya da hadi gel ben bir kahve sana ısmarlayayım falan mı diyeceğim yapacak bir şey yok bitti gitti neyse benim Seyahatim bittikten sonra döndüm. Ay dönüşte de uçakta muhtemelen domuz gripi kapmıştım. Şimdi o geldi aklıma. bayağı bir döndükten sonra süründüm ben. Neyse ki hani hastaneye gitmek aklıma geldi de... ...bir test test yapıldı, atlattım falan falan. Bu arada yani en böyle hastalıktan sürünmeli halimdeyken de şey diye dua ediyorum ay iyi ki döndükten sonra oldu orada ne güzel gezdim ne güzel kendime geldim çok güzel şeyler getirdim gelirken bir sürü fikirler bir şeyler aydınlanmalar bir de bu ufak cebime koyduğum utanç yani bir insana dedim ki birlikte oturmayalım üstelik daha bana o teklif falan etmemişti neyse aa uh. Kendime geldikten sonra, iyileştikten sonra spora gitmeye başladım. Bu sefer bizim spor kulübünün Starbucks'ında biz yine kendisiyle karşılaştık. Aa merhaba nasılsın, nasıl geçti falan filan gibi böyle normal konuşmaya başladık. Ve gerçekten ikimiz de yine kahve almıştık ve sadece bir tane masa boş. Bu sefer ben önceki durumun utancıyla şey dedim... Ee, yani sen de istersen şöyle oturalım mı <laughs> diye böyle. Al tabii dedi. Ya o kadar tatlı söylüyor ki yani ben utançtan şey yapıyorum ama karşı taraf gayet normal karşılıyor. Oturduktan sonra ben dedim ki ya dedim seni tanımıyorum. Bak hala adını da bilmiyorum. Ee, o gün böyle böyleydi. Ben böyle böyle bir şey yapmıştım. O haftayı kendime ayırmıştım. O kadar uzağa gitmemin de sebebi buydu. Ee, o yüzden eğer bir kabalıksa ben özür dilemek istiyorum dedim. O durdu böyle şey dedi. Ya aslında biliyor musun sen bana ilk öyle söylediğin zaman çıktıktan sonra normalde ben de oturacaktım ama seninle de aynı yerde olmak istemedim. Ee, biraz bozuldum dedi ama sonra düşündüm ben niye bozuluyorum ki ismini bilmediğim biri benimle kahve içmek istemediğini söyledi. Benimle de ilgili olmadığını söyledi. Ve sonra dedi, bu sözün senin onu ne kadar kolay söyleyişin ve böyle kendini e, ilk sıraya koyman, önceliklendirmen, kendine verdiğin bir söz var ve onu tutuyor olman bana ilham verdi dedi. Ben orada şey oldum. Normalde ben bu lafı duyduktan sonra korkunç bir şey gelir. Rosso bana büyük ilham verdin. Senle onu konuştuk sonra bak ne yaptın. Ya yani böyle hani ters yüz olan bir konu gelir. Genelde de yakın arkadaşlarımdan gelir aslında. Yani böyle tanımadığım birinden. Ne, yine bir umut hani belki de çok yani güzel bir şeye ilham vermişimdir dedim. Oturduk konuştuk tabii ki isimlerimizi falan öğrendik. İşte ne yaparsın, ne edersin, nerede yaşarsın bilmem ne. Bana dedi ki ee, ben dedi uzun zamandır kendimi ilk sıraya koymadığımı fark ettim. Ve senin onu o kadar basitçe söylemenin ne kadar cesurca bir şey olduğunu o günden sonra sürekli düşünmeye başladım. Ben neden bunu yapamıyorum diye. Sonra da evliliğimi bitirmeye karar verdim dedi. Ben dedim ki evet yani. Aferin Rasucum. Yani dünyanın bir ucunda bir insana, tanımadığım bir insana ilham vermişsin ve bir yuva ortadan yıkılıyor gidiyor. Haydi geçmiş olsun. Gitti sevap pointler. Allah bilir neler yazıldı bana diye böyle içeride Kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Neyse, sonra sağ olsun bana benim e, suçluluk hissetmeyeceğim e, noktaya kadar beni taşıyacak bazı e, detaylar anlattı. Yani tabii ki ilişkisiyle ilgili değil de şey olarak anlattı. Dedi ki. ...ben de, de hiç dönüp bakmamışım... ...neyi ilk sıraya koyuyorum, ne yapıyorum... ...aslında çok mutsuzum... ...senle karşılaştığımız zaman ben de böyle... ...bir şeylerden kaçıp... ...bir seyahat uydurup gitmiştim, bir işi bahane ederek... ...ve döndükten sonra... ...o gün de bana güzel ders oldu... ...ya insanlar ne güzel hayatlarına... ...sahip çıkıyor, ben neden yapmıyorum diye... ...ve şey demiş, kendini böyle bir... E, ...içeriden izlemiş, izlemiş... ...izlemiş, demiş ki... ...ben herhalde bu... E, ilişkiye, evliliğe, işte sosyal statüye neyse bir yatırım yaptım ve belli bir süre geldim. Önemli de bir zaman geçti kaç sene. E bunu hani bu maliyetim bu kadar yükselmişken batırıp gitmek istemiyorum diye habire mutsuz olduğum bir hayatı sürdürüyorum diye anlattı bana. Neyse bu yani e, tamam dedim demek ki benle ilgili değil yuvayı ben yıkmadım. Okey devam edebilirim ama bana da çok güzel bir örnek oldu. Çünkü benim hayatımda çokça yani dönüp dönüp kontrol noktası olarak gördüğüm bir terimdir bu. Aslında bir ekonomi iktisat terimi. Batık maliyet yanılgısı deniyor. as Orijinali de sunk cost fallacy. Bu arada İngilizcesinin tam karşılığı olduğu için ben buna batık maliyet yanılgısı diyeceğim. Çünkü o artık arkadaşım diyeceğim kişinin söylediği kadar hani bazı şeylerin sırf o kadar zaman verdim, o kadar emek verdim, bu kadar işte para yatırdım falan deyip geri adım atamadığımız konularda bizim acaba buna mı düşüyorum, bu yanılgıya mı düşüyorum diye bir kendimize sorabileceğimiz bir şey. Peki o zaman ben az önce dedim hani bu bir iktisat ekonomi terimi aslında temeli çok psikolojik olmakla birlikte. Birazcık tanımından bahsedeyim. Tanımında diyor ki işlemin yapıldığı anda gerçekleşen ve vazgeçilmesi durumunda geri alınması olanaklı olmayan maliyet. Bu kadar da sıkıcı bir tanımı var. Ben bunu e, gündelik dilimize çevirecek olursam şöyle diyorum. E, bir şeye para yatırdın, zaman harcadın, çabaladın ve aslında artık ondan bir fayda gelmiyor. Ama sen bir türlü bunu kabul etmiyorsun ve sırf önceden bu yatırdığın şeyler boşa gitmesin diye oraya saplanıp kalıyorsun. Buna da batık maliyet yanılgısı deniyor. Basit basit örnekler vereyim. Az önce arkadaşımın örneği biraz böyle derin bir örnekti. Hani ben bu evliliğe, ben bu ilişkiye, ben bu bilmem neye çok zaman verdim, emek verdim. O kadar düğün yapıldı, bilmem ne oldu falan. Ama işte onlar boşa gitmesin diye burada kalmaya devam ediyorum. Bana bir şey sağlıyor mu? Hayır. Hatta böyle negatif etkisi olabilir ruhsal, fiziksel. Ya da açık büfedesin, bir tatildesin her şey dahil. E zaten her şeyin parasını ödemişsin gibi hissediyorsun ve kusana kadar mesela yemek yiyorsun. Aslında ne kadar aptalca. Yani sen o gün böyle mide fesadı geçirip hastanelik olabilirsin. İşte ileride böyle yaşamaya ve ben bunun parasını verdim yiyeceğim, masayı da yiyeceğim falan gibi yaklaşıp kendini çılgın hastalıklara itebilirsin her açıdan. Ne bileyim böyle fiziğin bozulur, bir şey olur, sağlığın bozulur zaten onların sana getirdiği maddi manevi maliyet aslında daha yüksektir gidersin bilmem kaç seans terapiste ondan sonra gidersen mide ameliyatı olursun bilmem ne yaparsın of şu an baya felaket senaryosuna doğru gittim. Ya da bir kitap aldın böyle kapağı falan çok tatlı geldi arkadaşın önerdi işte 3 tane kişi daha önerdi Aa, ben de okuyayım dedim ve 3. sayfasında baktın ki akmıyor ya gitmiyor. İşkence gibi kitap Evirdin çevirdin belli yani sen oradan bir şey alamayacaksın ama hayır ben başladığım şeyi bitiririm şeyini de üstüne alıp ben buradan bitirmeden çıkmayacağım. Ben buna para da verdim bak 3 sayfaya bilmem kaç dakika verdim dersen battı gitti yani. Bu arada ismiyle de çok uygun bir bizim deyim vardır ya battı balık yan gider şeklinde ama yani nasılsa ama girdik bu şeye yatırdık ettik falan filan balık yan döndü gitsin şeklinde. Bu aslında bizim o spektrumun bir tane ucu. Diğer ucu da ya hedeflediğim şey benim burada. Eğer ki böyle bir durum varsa zararın neresinden dönsem kârdır Yani yine bir örnek vereyim. Bir yatırım yaptım. Bir böyle bir şey, bir makine icat ediyoruz. İcat edildi şey yaptık, tasarımları bilmem neleri tamamlandı, izinler alındı, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı ve ben oraya işte 100 bin lira harcadım. Ondan sonra bunun üretimin devam etmesi için her ay 45 bin lira daha ödemeye devam edeceğim. Tam böyle ilk ayın sonunda öğrendim ki benim rakip firmam bunu zaten yapmış, izinleri çok önceden çıkarmış, üretimi hazır, yarın yani piyasaya çıkaracak ve benim hiç şansım yok. Bu arada bu şey bir örnek oldu tabii ki bunun üzerinde farklı dinamiklere bakılır yani hala şansım var mı yok mu? Diyelim ki ama kesin yani tespit ettim hiç şansım yok. Eğer bunu sürdürmeye devam edersem her ay eksi 45 bin, eksi 45 bin, eksi 45 bin gideceğim. Yani sırf 100 bin lirayı batırmamak için ben yani aylarda bu eksileri ödersem bu batağın içine saplanmış oluyorum. Sanırım yeterince fazla anlattım. Ya o kadar çok konu da var ki bu. Yani ilişkide var, iş hayatında var, e, girdiğim bir sinema filminde var. Her yerde var. Her yerde bu ihtimal de var. Ama iş kendini orada izleyebilmek, fark edebilmek. Ya Benim e, çok fazla maruz kaldığım e, örneği de aslında kariyerle ilgili özellikle mentörlük ve koçluk seanslarında insanlar e, mutsuzlarsa genelde benim karşılaştığım en azından e, durumlarda ya işini ya ilişkisini bir suçlar zaten. E, i̇şle ilgili de e, özellikle kendini iyi izleyen, kendini fark eden, kendini keşfetmeye çalışan, çeşitli farklı şeylere, aktivitelere katılıp kendini her şekilde deneyimlemeye çalışan insanlar eğer ki bir iş kendilerine uygun değilse bunun için bir ı, aksiyon alıyorlar. En azından hani bu gerçek mi, doğru mu diye oturuyoruz, konuşuyoruz ve çoğunlukla da doğru oluyor. Zaten kendiyle ilgili tespit yerinde oluyor. Sonraki aşama peki bununla ne yapabiliriz? Yani şu anki mevcut işinde mutlu değilsin ya da en azından çok mutlu değilsin ya da kendine çok uygun bulmuyorsun diyorsun ki hani ben 4 senedir finansçıyım. Ama görüyorum ki finans benim alanım değil. Şunu 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 tecrübe ettim özel hayatımda, dış dünyada, bana kalan zamanlarda. Ve fark ettim ki ben şurada çok daha iyi olurum, iyi hissederim. Peki tamam, seçeneklerimiz nedir? Ee, çeşitli böyle networkler varsa, o ilişkiler sağlanırsa, farklı e, kariyer e, tecrübe edilebilir mi? Başka geçişler olabilir mi? Kendi şirketinde olabilir mi? Gibi gibi bakıyoruz. Orada bir durma ve bir kıyamama hali oluyor. Kıyamadığını, yani evet burada daha fazla aslında bulunmak istemiyorum ama 4 senelik finans tecrüben var, ben bunu çöpe mi atacağım? Peki, ben de o zaman ne derim? 4 senelik finans tecrüben var, daha fazla aslında finansçı olmak istemiyorsun. Sen şurada olmak istiyorsun ve sırf bu 4 seneyi çöpe atmamak için kaç yaşındasın? İşte emekliliğe takriben ne kadar var? atıyorum e, 26 yıl sonra emekli olacaksın. Yani 26 yılını o 4 seneyi çöpe atmamak için oraya saplayacak mıyız? Tabii ki ben bu arada böyle sormuyorum genelde. E, konu ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve o kişi kendine sonunda bu soruyu soruyor genelde. Neyse bu arada tabii ki e, seans dışı birebir arkadaşlık, dostluk görüşmelerinde dan diye söylüyorum. Kendimi orada tatmin etmiş oluyorum yani hiç öyle sabretmeye, beklemeye, yönlendirmeye falan gerek yok. Ne yapıyorsun ya yani ne bekleyeceksin saçmalama deyip geçme lüksü oluyor. İşte arkadaşlığın gücü. Neyse ee, dediğim gibi orada bir muhasebeye geçmemiz gerekiyor. Yani ben neye kıyamıyorum, ne için kıyamıyorum? Şey olabilir yani işte bekledim, 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 bekledin otobüs gelmedi ama yürümüyorsun. İşte taksi çağırmaya bulmaya çalışmıyorsun. O otobüs gelecek çünkü. Çünkü bekledin işte 22 dakika. O boşa mı gitsin şimdi? Ya şimdi gelirse falan filan. Aslında sen orada zaman kaybediyorsun. Ee, kendini rahatlatmıyorsun. Soğukta ya da sıcakta dışarıda bekliyorsun gibi. Yani günlük hayatta da var. Kariyerde de var. Çok büyük kararlarda da var. İşte ilişkilerde, evliliklerde falan falan. Um, bu um, ilişki demişken... Benim yakın zamanda da tecrübe ettiğim, kendimi izlediğim bir şey oldu. Mesela, sana çok iyi gelmeyen, sana çok iyi hissettirmeyen ama sırf bilmem kaç senedir diye arkadaş olduğun biri var mı? Yani oluyor, hepimizin oluyor. Yani şu anda kendimize ya da arkadaşlarımıza o gözle baktığımız zaman şu anki halini dışarıda bir yerde görsen yani 12 yaşında tanışmışsın bu yaşa gelmişsiniz şu an onu şu anki haliyle tanısan belki yani selamlaşıp bir kahve bile içmek istemeyeceksin ki ben bunu geçenlerde bir arkadaşıma söyledim çünkü gerçekten inanılmaz sınırlara dayandı İyi, ters böyle aksi her şeyin tersinden tutuyor herkesin moralini bozuyor falan ama e, yani dönüp diyorum ki yok yok yani buna kıyamam Çünkü ben bunu ta şu kadardan tanıyorum gibi gibi baktım ben bunu çok söylemeye başladım sonra karşıma alıp dedim ki kendine gel şu an sarı kart mı kırmızı kart mı göstermiş oldum yani henüz oyundan atmadım ya da ben oyundan çıkmadım ama dedim ki şu noktadasın ya yani, yani şu an seninle tanışsam asla görüşmek istemem yani söz konusu bile olamaz. Hatta derim ki seninle tanıştan arkadaşıma nereden buldunuz bunu ya? Yani daha daha kötüsü yok muydu? Neyse. Yeterince açıklamış oldum. Şimdi burada evet tespit etmek, bunu yakalamak, işte e, beğenmediğin filmde işkence çekmeden filmin yarısında çıkabilmek, aman biletim yansın ya da içerideki 30 dakikam yansın ne olacak diyerek tamam hepsi güzel şeyler bunları fark etmek, izlemek falan. Ama Beni burada kaygılandıran ya da böyle bir acaba doğru mu yapıyorum? Ee, doğru noktada mıyım? Yoksa şu an ben bir gaza geldim ya da böyle bir sabırsızlıkla, bir şeyle e, kendimi ortalara attım ve her şeyi yıktım geçtim gibi bir şey mi yapıyorum? Noktası var. Buna ben ne diyeyim? İşte vazgeçmek, vazgeçebilmek, vazgeçme eşiği. Yani en doğru zaman ne zaman? Ben ne zaman vazgeçmeliyim? Onun için de... Kendi içimde böyle bir iki tane nokta belirledim. Birincisi çok samimi ve dürüstçe cevaplanması gereken bir soru. Ben bu konuda elimden gelen her şeyi yaptım mı? Tabii bunu bir film için soramam yani. Hani filme girdim ama sıkıcılıktan öleceğim içim karardı şey oldu. Şey mi diyeceğim ben bunun için elimden geleni yaptım. Hayır bu böyle konular için geçerli değil ama hani... Kendi girişimin olur, işin olur, kariyerinle ilgili bir şey olur ya da ne bileyim ilişki olur. Bazen ilişkide beğenmediğin, mutsuz olduğun bir şey fark eder, fark etmez. Böyle alıp kaçman pek yani hayırlı ya da doğru bir şey değildir. Çünkü seni bir yere götürmez. Belki ucundan tutulacak bir şey vardır. Belki bir iletişimdir. Belki dışarıdan bir destektir. Belki tamir edilecek bir şey. Bilmiyorum. Ama bu soruya ne kadar dürüst ve samimi cevap gelirse kararımızdan sonra içimiz o kadar rahat olur. Elimden gelen her şeyi yaptım ben. İkincisi... İşte bir şeyler yaptım, aksiyon aldım, çabaladım, uğraştım. Peki e, bu konuda yeterince sabrettim mi? Yani hani bir şeyler aksiyon aldıktan sonra bir bekleme süresi vardır bazı konularda. Ben yeterince bekleyebildim mi? Yeterince zaman verdim mi? Çünkü burada e, batık maliyet. Ee, yanılgısında yine bir spektrum var. Bir ucunda inatçılık, bir ucunda sabırsızlık var. Yani ben çok inatla ben bunu yapacağım, bir kere ben buna başladım, bırakmam gibi böyle deli gibi yapışmak. Diğer ucunda da ya en ufak bir aksilik ya da böyle bir bekleme falan olunca sabırsızlık, yani of başlarım bu işe falan deyip kaçıp gitmek mi? İşte bunun arasında nerede olduğumuzu saptayabilmek. Yani ne bileyim puan verilebilir. Biri 0, biri 10, biri 10, biri eksi 10, biri artı 20 falan. Bilemiyorum. Herkesin kendi spektrumu kendinedir. Yani geri dönüp baktığımda atlanmış noktalar var mı? Tamir edilip tekrar kullanılacak bölümler, parçalar var mı diye bakmak. Böyle küçük bir parantez iyi olabilir. Şimdi ben bu sabırsızlık kısmına birazcık da takıldım. Çünkü belki de kendi deneyimlerimle ilgili çokça fark edip elediğim bir şey ne kadar sabırsızlıktan geliyor. Bir de sanırım korktuğum bir şey var bu noktada. O da aklıma neyi getiriyor? Şu iç görsel öğrenme dedikleri kavram. Buna kavrayış yoluyla öğrenme ve sezgisel öğrenme de diyorlar. Neydi adamın adı? Aa, Köyler, köyler aynı zamanda geç ter, e, psikolojisinin kurucularındandı sanırım. Onun bulduğu bir kavram, e, tanımladığı bir kavram daha doğrusu hatta ünlü bir tane maymun deneyi vardı bununla ilgili. İşte maymunu bir kafese bir şeye koyuyorlar, ulaşamayacağı bir noktaya da muz koyuyorlar. İki tane hmm, sopa parçası koyuyorlar. E, bu sopalar da... Hmm, aslında iç içe geçirilebilip uzanıyor. Yani aslında o e, muzu ele geçirmek için o iki topayı alıp uçuca tutturup onunla o yiyeceğe ulaşman gerekiyor. Tabii ki zavallı maymunun bundan haberi yok. Uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Deli gibi uğraşıyor. Bir tane sopayı alıyor, bırakıyor. Öbürünü alıyor. Sonra bırakıyor, vazgeçiyor. Tekrar başlıyor. Böyle çılgınlar gibi uğraşıp en sonunda bir anda iki tane sopayı birleştirip o yemeğe, muza ulaşıyor. Aslında biz de o zavallı maymunuz. Çoğu zaman oluyoruz. E bu daha böyle normal açıklamasına gelecek olursam... ...insight learning yani içgörüsel öğrenme ne? Bir şeyi istiyorsun, çok çabalıyorsun, uğraşıyorsun... ...etrafında sürekli dolanıyorsun, duruyorsun, didiniyorsun. Sonra e, tam onun etrafında dolanırken... ...sana bir anda bir fikir, bir aydınlanma, bir şey geliyor. Ve... Yani devamlı bir konuyla uğraşırken beynimizde o konuyla ilgili bizim farkına varmadığımız nöron bağlantıları oluşuyor. Aslında o yol çiziliyor, o çözüm yolu çiziliyor. Sen yeter artık hiçbir işe yaramıyor bu çaba falan desen bile o yapmaya devam ediyor ve hani o beynin nöroplastik yapısı sayesinde de o yol oluştuğu zaman birden pat diye bir fikir, bir şey geliyor gibi oluyor. Ve sen onu bazen yukarıdan gelen bir mesaj, bir ilham, bir anda gelen aydınlanma falan zannediyorsun belki. Aslında hepsi ne? Cevap sende, senin içinde dedikleri bu. Çünkü sen onu zaten başlatmışsın. Sen oraya bir hani çalışmışsın, çabalamışsın, sürekli onun mesajlarını vermişsin. Hani böyle uyumadan önce bir şeyler çalışırsak, okursak beynimizde bir işleniyor falan. Onun gibi bir şey. Burada benim korktuğum ve kendimi kontrol etmeye çalıştığım bir çek noktası nedir? Bu kavrama göre işe yaramıyor, en iyisi vazgeçmek dediğin anda bu konudaki yaratıcılığın duruyor. Sen o alandan çekiliyorsun. Yani ne gerekiyor bunun için, bunun olmaması için? Sen uğraştığın, çabaladığın konuyla ilgili çalışmaya, ilerlemeye... En azından ilerlemeye çalışmaya devam etmelisin ve yeri geldiği zaman kendine bazı aralar vermelisin. Ne derler ona böyle bir aylaklık hakkı, aylaklık anı. Kendine böyle bir zaman verip o anda da e, o yaratıcı, hani yaratıcılık bölümünde de konuşmuştuk. Kendine böyle bir... E, sakin yatay zamanlar ayarladığın zaman bu şeyler geliyor hani genelde insanlara banyoda tuvalette ...bomboş bir yolda giderken uzun yolda araba kullanırken e, müzik dinlemeden yürürken falan bir fikirler bir şeyler gelir ya onun gibi bir şey e, yani diyeceğim e, evet bir şeyler batıyor gidiyor ve bunun farkındaysak ona bir durdurma ihtiyacı duyuyor olabiliriz ama hani bu konu acaba ee, bu vazgeçme eşiğini ve bu hani e, sezgisel öğrenmeye varmak üzereyken e, bıraktığımız vazgeçtiğimiz bir şey mi yoksa zaten tespitli onaylı kesinlikle ne kadar dönsek o kadar kar dediğimiz bir şey mi bunun farkı bize böyle bayağı ışık tutan bir şey olur diye düşünüyorum ee, yani e, bu New York'taki soğuk günden bana kalan böyle bir e, içgörü diyeyim, şey diyeyim, e, aydınlanma e, şeyi var. Hemen bu modele uygularsak ben e, arkadaşım, şu an arkadaşım olan kişiyle uzunca bir süre yan dolaplarda merhaba 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 dedim. O sonra bana çok güzel bir ışık tuttu. Bu konuyu çok güzel bir örnekle açıklamamı sağladı ve Podcastin bu bölümüne de çok güzel ilham verdi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki hayatında çok daha mutlu, çok daha keyifli olur. Ve umarım ben bundan sonra insanların yuvalarını yıkmak için <laughs> değil, daha yapıcı, daha böyle alkışlayacağım, daha... Ya gerçi ben... O da cesur bir karar şimdi onu da ben alkışlarım insan mutsuzsa tamam ayrılsın ama ne bileyim biri gelip bana sen bana ilham verdin dediği zaman arkasında şey bekliyorum ilham verdin ve sonunda işte şu hayalimi gerçekleştiriyorum, böyle bir şirket açıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan. Yani bunlar çok şükür arada geliyor ama daha çok olsun diye kendi dileğimi de buraya koyuyorum ve bölümü burada bitiriyorum. Herkes yatan balıklarını güzelce izlesin, ona göre yolunu bulsun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.